Türkiye'nin kripto para borsası iTrypex, Fatih Altaylı yorumluyoruz sunar. Fatih Bey selamlar. Merhabalar Emre Bey. Fatih Bey, bugün ilk defa bir sponsorumuz var. Evet. Biraz sözü size bırakayım Fatih Bey. Evet, biliyorsun bu reklam konusunda hassasız. Yani sponsor ve reklam konusunda hassasız. Başladığımızdan beri pek çok firmadan işte biz sponsor alalım, biz şunu yapalım, biz bunu yapalım diye teklifler geliyor. Bazıları hala görüşüyoruz, bazıları güvenilir iyi firmalar. Ama özellikle bu şu an yapmakta olduğumuz Fatih Altaylı kanalında yapmakta olduğumuz işle ilgili biz biraz daha ne diyeyim hassas davrandık. Daha da hassas davrandık. İşte hem gerek benim internet sitemdeki yazılarda orada çıkan reklamları, gerek işte YouTube'da bizim dışımızda Google'dan gelen ya da işte YouTube'dan gelen reklamları biz burada neredeyse hani teker teker inceliyoruz ve işte bu güvenilir, bu güvenilmez, işte burada bir şey var. Bu çünkü oralara böyle çok naylon insanlar da, firmalar da reklam veriyor. Google'da bunları araştıracak hali yok zaten. Ve hepsine bakıyoruz biz. Ve eğer güvenilir değilse bu reklamı istemediğimizi belirtiyoruz. Böyle bir hakkımız olduğunu da bilmiyordum. Ben senden öğrendim o zaman bunu. iCrypex'te işte bizim şimdi bundan sonra pazartesi ve hafta başında, haftanın ilk gününde sponsorumuz olacak yılbaşına kadar. Açıkçası teklif onlardan geldi. Sen dedin ki iCrypex bizde bir şey yapmak istiyor. Ben de iCrypex'i tanıyorum. Nereden tanıyorum? Bizim Motor Sporları Federasyonu, bizim derken yani benim de daha önce yöneticilik yaptığım bir federasyon olduğu için oraya sponsor. Aynı zamanda Formula 1'in Türkiye'deki yayınlarına da sponsor. Böyle bir teklif gelince biz size sponsor olmak istiyor deyince iCrypex, ben hemen bu arkadaşlar buradaki tanıdıkları aradım. Dedim ki yani nasıl bir firmadır, iyi bir firmadır mıdır, güvenilir bir firmadır diye sordum. Dediler ki valla biz gayet kefiliz, biz gayet iyi biliyoruz, hiçbir sorun yok. Yıllardır beraber işbirliği yapıyoruz. Bu alanda yani kripto para borsası işinde Türkiye'deki en büyük 3 kurumdan bir tanesi. Üstelik de yerli ve milli bir kurum dediler. Ve işte bir sürü teknik detaylar verdiler, şunlar şunlar diye. Tabii benim onlara aklım ermiyor teknik detay. Çünkü kripto para meselesi benim böyle aklımın %100 erdiği bir iş değil. Her anlatıldığını dinliyorum ve bununla ilgili birkaç program da yaptım geçmişte. Ama hala tam ne olduğunu çözemedim. Fakat biliyorum ki insanlar buna meraklılar, girip çıkıyorlar. İşte bunun iCrypex'in de güvenilir firmalardan bir tanesi olduğunu öğrendim. Fakat bir yandan da onları da uyardım ben. Dedim ki yani bak biz burada bir iş yapıyoruz ama bu iş, yani ben çok eleştirel yaklaşıyorum pek çok meseleye, sizin başınıza da dert olabilir benim söylediklerim. Dediler ki yok, biz özgür basına destek vermek için zaten buraya geldik. Sizin buradaki işiniz bizi çok hoşumuza gidiyor. Sizin söylediklerinizi bizi hiç ilgilendirmiyor. Önemli olan burada sizin bu işi yapmaya devam edebilmeniz ve buna katkı sağlamak dediler. Vallahi ya ne yalan söyleyeyim, hoşuma gitti yani bunu bak. Çünkü şunu biliyorum ki Türkiye'de firmalar genellikle bu gibi işlerden tüyerler. Yani bizim Türk burjuvazisi dandik burjuvazidir böyle işte. Eser yağar gürlerler ama iş taşın altına el sokmak, yani bizden ilgili söylüyorum, genel olarak söylüyorum bunu. Veya işte risk almak veyahut da işte özgürlüğü desteklemek, fikir hürriyetini desteklemek falan olduğu zaman sırrakadan basar, tüyerler. Öyle de yapmayacaklarını anladık. O yüzden de kabul ettik. Vallahi aslında bir yandan da teşekkür etmemiz lazım kendilerine. Niye? Çünkü bu kadar ne diyeyim riskli bir alanda benim her şeyi özgürce söylemeye çalıştığım bir alanda bu işe sponsor olmak gerçekten bence kıymetli. O yüzden de teşekkür ediyorum gerçekten kendilerine. İyi bir iş bile olur inşallah onlar açısından da. Umarım Fatih Bey. Ben kendileriyle tanışana kadar iCrypex'in Türk olduğunu bile bilmiyordum. Evet, Türk firması mı? Ben de şaşırdım. Ben onu bir yani diğerleri gibi onda yabancı bir şeyin Türkiye uzantısı zannediyordum. Değilmiş, Türk firmasıymış. Umarım hepimiz için hayırlı olur. İnşallah. Fatih Bey öyleyse... Bizden çok onlara inşallah yarar değeri, bu aldıkları riske değer diye düşünüyorum. Umarım. Fatih Bey hemen sorularıma geçiyorum. Geçelim. Dünkü yazınızla alakalı. İlk sorum. Dün ne yazmıştım ben? Tezkere var mı tezkere? Ha, tezkere. Bu açıkçası üzerine tekrar konuşalım istediğim bir konu. Türkiye'de yabancı asker bulundurmak için TBMM izni gerekiyor. Evet. Siz de bunu yazınızda yazdınız. Biraz daha açarsanız açıkçası çok mutlu olurum. Tabii açayım. Niye yani mesela
konuyu önce bir anlatayım istersen. Kesinlikle. Sen başlangıcı değinmedin. Pendik sahilinde böyle askere benzeyen ama üzerinde askeri üniforma olmayan ama böyle bir örneğe yakın giyinmiş kalabalık bir genç erkek grubunun askeri talim yaparmışçasına bir takım jimnastik hareketleri yaparken görüntülerini çekmiş vatandaşlar. Ve bu bir anda önceki gün sosyal medyada çığ gibi yayıldı. Yani her yerden gelmeye başladı. Tabii bunu çekenler de şöyle demişler. Bunlar Afganlar ve işte burada askeri antrenman yapıyorlar. Bunlar nasıl göçmen, bunlar nasıl mülteci demişler. Şimdi onlar öyle deyince ben de izledim ve şaşırdım. Dedim ya bu hakikaten böyle bir şey olur mu ya? Bu nasıl bir şey? Çünkü biliyorsun ben daha önce şey demiştim. CIA ordusu bunlar demişim. Yani orada Afganistan'da Amerikan askerlerine yardım ettikleri ve CIA ile beraber çalıştıkları için yani Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü ile beraber çalıştıkları için orada barınamayıp buraya kaçanlar ya da yollananlar, getirilenler olduğunu söylemiştim. Bunların ki öyle olduklarını biliyoruz zaten. Bu yayılınca video dezenformasyonla mücadele merkezi DMM diye bir şey var. Ben onlara çok gülüyorum. Niye gülüyorum? Çünkü bana göre onlar dezenformasyonla mücadele merkezi adı altında aslında şunu yapıyorlar. Bir dezenformasyon yapılacaksa biz yaparız. Siz karışmayın bu işe. Merkezi diyorum ben onlara. Çünkü biliyoruz yani neyse o konuya da gireyim. Niye girmeyeyim ki? Yani biliyoruz ki onlar da işte troller, muroller falan filan hepsi aslında o merkezden, tek merkezden yönetilen işler bunlar. Neyse bunlar açıklama yapmışlar. Demişler ki bunlar şey değil, Afgan değil, bunlar Deniz Kuvvetleri'ne gemi almak için burada bulunan Pakistanlı askerler. Şaşırdım. Ya, Pakistan askerler, Pendik'te bir gemi alacaklarmış ve Türkiye'ye gelmişler ve Türkiye'de hiçbir yer kalmamış gibi Pendik sahilinde, halka açık sahilde hafta sonunda antrenman yapıyorlar. Yani inanır mısın inanmaz mısın o ayrı bir konu. Ama ben iyi niyetli olarak inandım mı söyleyeyim, inandık diyelim. Peki kardeşim, bir... Pakistanlı askerler Türkiye'deyse niçin antrenmanlarını, idmanlarını, talimlerini, ne halt yiyorlarsa niye sokaklarda yapıyorlar? Gitsinler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın misafiri ise gitsinler orada yapsınlar. Nerede kalıyorlarsa orada yapsınlar. Halkın gezdiği parkta değil. Bu bir. Ama daha vahim. Bu işin şey tarafı, ne diyeyim, nezaket ve zarafet tarafı. Diğeri ise hukuki tarafı. Hukuken Türkiye topraklarında yabancı birlikler bulundurulamaz. Anayasanın 92. maddesi çok net. Eğer bir başka ülkeden, ülkenin askerleri, bu ülkenin dost olması, kardeş olması, cive Pakistan olması falan hiçbir şeyi değiştirmez. Eğer Türkiye'de bir askeri birlik bulunduracaksa bir yabancı ülke, bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tezkere geçirmek gerekiyor. İzin almak gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi diyecek ki, evet Pakistan ordusuna mensup 1, 10, 100, 200 sayısı önemli değil. Asker bizim topraklarımızda şu kadar süreyle bulunabilir. Eğer bu tezkere yoksa bulunamaz. Ha şu olur, sivil olarak gelirler. Gemilerini alırlar, gemilerine binerler, giderler, yolda üniformada giyerler. Olur ama o zaman da sokakta idman yapamazlar, talim yapamazlar. Bu çok açık anayasa ihlalidir. Ama artık Türkiye'de fütursuzluk, Pakistanlılar gemi alacaklar, gelsinler ne olacak? Meclise izinler, yani ne meclisi ya, boşver ya. Tam iş oraya evrilmiş Türkiye'de artık. Ne meclisin saygınlığı kalmış, ne kural kalmış, ne kitap kalmış, ne anayasa kalmış. Hiçbir şey kalmamış. Yani bir yandan da bu dezenformasyonla mücadele merkezi hani bir şeyi temizlerken başka bir şeyi tam batırmış yani. Ama tabii Türkiye'de bir muhalefet olmadığı için, onlar bambaşka alemlerde gezdikleri için, işte bir tanesi 100. yıllarını kutlarken abuk sabuk şeyler yaptığı için, işte belki sorar mısın bilmiyorum onu da,
EOK avcıları falan çıkardığı için şeye ne denir tanıtım videolarına. İşte öbürleri zaten kendi aleminde olduğu için bunları söylemekte bir zek oluyor. Çünkü muhalefette bir zeka parıltısı yok. En ufak bir zeka parıltısı yok. Onlar başka bir halinde yaşıyorlar. Umurlarında da değil zaten. O yüzden biz umurunda olan bizim gibi vatandaşlar konuşuyoruz. Şimdi muhalefet dediniz Fatih Bey. Acaba muhalefet sayılır mı bilmiyorum da. Gelecek Partisi'nden 3 vekilin AK Parti'ye geçtiği iddia edildi. Daha sonra da Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Parti Yönetim Kurulu üyesi Selçuk Özdağ provokasyon olarak değerlendirdi ve böyle bir şey yok dedi. Okudum böyle bir şey olmadığı yolundaki Selçuk Bey'in açıklamasını. Selçuk Bey yok diyorsa yoktur. Ama böyle bir iddia varsa da çok da boş değildir. İhtimal dahilinde. İhtimal. Ayrıca da şaşırtıcı da değildir. Yani şimdi siz bir yerden bir kova su alıyorsunuz, bir havuzdan bir su alıyorsunuz. Onu yan tarafa boşaltıyorsunuz. O su tekrar akıp o havuza gidebilir. Eğer önünü kesen bir şey yoksa. Bu da öyle. Yani şimdi yarın öbür gün bırak içinden birileri oraya geçmesi. Yarın öbür gün o parti komple oraya katılsa, Deva ve Gelecek. Şaşırır mıyız? Şaşırmayız. Niye? Çünkü aynı yerden geliyor. Aynı kaynak, yani aynı siyasetin soyular diyeyim. O aralarında kıl kadar bir anlaşmazlık var. Yani ama çok da ilkesel ya da belki Ahmet Bey'in ilkesel anlaşması vardır ama aşağıda öyle o kadar o denli keskin bir ayrım olmadığı için zannederim geçebilirler. Ha bugün geçmiyorlarmış. Gelecek Partisi'nde aslında bunun AK Parti tarafından uydurulmuş, şişirilmiş bir şey oldu. Çünkü diyenler diyor ki bu üç milletvekili gelmek istiyor ama AK Parti sıcak bakmıyor. O da yalan. Bunlar gelmek istese AK Parti bayıla bayıla alır. Zaten işin palavra olma ihtimali güçlendiren tarafı bu. AK Parti'nin yok biz istemiyoruz demesi. Hiç öyle bir şey olmaz. Üç kişi çıksın, üç, iki, beş neyse biz AK Parti'ye geliyoruz desin, yarın alırlar. Birkaç isim vardır belki almayacak. Ne bileyim, İdris Nahim Şahin'i falan belki almayabilirler. Gerisini paldır paldır alırlar. Fatih Bey, hemen alakalı bir şey ekliyorum araya. Altılı Masa kurulduğunda CHP tarafından ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından verilen vekiller aslında AK Parti'ye veriliyor diye bir eleştiri ortamı oluşmuş. Evet. Şimdi bu söylentilerde bunu destekler nitelikte ve tekrar aynı şeyler konuşulmaya başlandı. Şaşırtıcı değil çünkü. Yani. Aynen öyle. Yani şimdi Türkiye'de solun oylarıyla, sol demek CHP ne kadar sol ayrı bir kelime. Yani CHP'ye oy veren AK Parti karşıtlarının oylarıyla AK Parti'nin temsil ettiği siyasi felsefeyi, toplumsal felsefeyi ya da işte İslamcı siyaseti benimsemiş isimler meclis okuldu. Bu da her zaman eleştiriye açıktır. Yani çünkü bu partinin getirdiği faydadan daha fazla götürdüğü vekil oldu. Belki sen kime oy verdin bilmiyorum ama işte CHP'ye oy veren bir sürü insan ister istemez bu isimleri meclise sokmuş oldular. Bu konudaki tedirginlikleri de doğrudur. Çünkü bir şey getirmedikleri görülüyor. Fazla bir şey getirmedikleri görülüyor. Yani bir getirdilerse üç götürdüler. Fatih Bey, CHP'den devam ediyorum. Sezgin Tanrıkulu. Evet. Televizyonda Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhinde bazı açıklamalar yaptı. Hı hı. Daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başladığını bu konuda açıkladı. Üzerine CHP'den de açıklama geldi. Faik Öztürk dedi ki biz bu konunun parti yetkili organlarında görüşeceğiz dedi. Hı hı hı. Bir de üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'na bu konuyu sordular. Kemal Kılıçdaroğlu da konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir dedi. Hı. Tüm bu süreci nasıl yorumluyorsunuz? Dedim ya demin ana muhalefette ya da muhalefette zeka yok diye. Bundan ana muhalefet de kendine düşen payı alıyor. Yani muhalefette zeka yoksa ana muhalefette de zekasızlığın anası var. Şimdi bu da o durumlardan bir tanesi. Şimdi Sezgin Tanrıkulu. Zaten aslında CHP içerisinde biraz uç bir söylem. Sezgin Tanrıkulu şimdi nerenin milletvekili? Diyarbakır. İyi, Diyarbakır'dan seçilebilmiş. Normalde biraz zor seçilebilirdi diye düşünüyorum ben. İlginç olmuş yani seçilebilmesi. Sezgin Tanrıkulu'nun zaten ekstrem düşünceleri olduğunu, özellikle bu Kürt meselesi konusunda biliyoruz. Şimdi siyasetçinin çok güzel bir tanımı vardır. Yani devlet adamı olabilecek iyi siyasetçinin bir tanımı vardır. Ne söylediğini değil,
ne söylemeyeceğini bilen adamdır derler siyasetçi için. Sezgin Tanrıkulu bu açıdan bakınca siyasetçi falan değil, devlet adamı hiç değil. Söylediğini düzgün söylese belki bir iler tutar tarafı olabilir. Düzgün söylese derken şu, geçmiş dönemlerde özellikle Tansu Çiller'in ve Takşak Paşa'sının döneminde, işte o Mehmet Ağar'ın da etkili olduğu falan, Güneydoğu'da mücadelenin dozunun yüksek olduğu dönemde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu bir takım eylemlerle ilgili olarak daha sonra özellikle de AK Parti döneminde de devlet bazı konularda hata yaptığını itiraf etti. Yanlış yaptığını söyledi ve özür diledi. Şimdi Sezgin Tanrıkulu muhtemelen çünkü bunun dışında bir şey söylese zaten tamamen zıvadan çıkmış demektir. Muhtemelen bunları kastederek bir şey söylüyor. Ama bazı şeyleri söylediğiniz zaman bir her şeyini de anlatmanız lazım. Yani bütün gerekçeleri ve tarihçesiyle ki böyle anlatsanız bile bugünkü medya ortamında içinden cımbızlanarak bazı kelimeler kullanılacağını bildiğiniz için bu konulara hele hele böyle Türkiye'nin durumu nereye doğru gittiği aşikar iken, yani milliyetçilik falan hızla yükselirken bunu söylemeyeceksiniz. Ayrıca da bu konuda bu denli ısrarcıysan eğer, o zaman bu konuda bu denli ısrarcı olan başka partiler var. Git oraya abiciğim. Niye CHP'desin? Çünkü CHP'nin bir politikası var. Bu politikasına uymayabilir. Bak CHP'nin politikası doğrudur, duruşu doğrudur falan. Bunlar ayrı tartışmalar ama Sezgin Tanrıkulu açısından. Şimdi sen böyle düşünüyorsun. CHP böyle düşünmüyor. Sen CHP'yi oraya çekemezsin. Çekmeye de hakkın yok. Dersin ki sizin politikası bana uymuyor. Hadi bana eyvallah, ben HDP'ye gidiyorum. Hadi bana eyvallah, ben Hüdapar'a gidiyorum. Nereye gidiyorsa artık yani. Ama bu meselede CHP gibi düşünmeyen, kendisi gibi düşünen iki tane parti var. Biri HDP, biri Hüdapar. Biri bir İslamcı, biri değil. Ama ikisi de Kürt meselesinde Sezgin Tanrıkulu'na daha yakın düşünüyor olabilirler. Bu söylemlerinde eğer çok ısrarcıysa. Çek oraya git kardeşim. Çek oraya git. Niye buradasın? Yani şimdi düşün mesela. Ben diyorum ki ben işte göçmenler Türkiye'de kalmalıdır. Ben göçmenleri çok seviyorum. Göçmenler Türkiye'nin baş tacıdır. Bu kadar yetmez, daha da gelsin falan diyorum. Zafer Partisi'nden milletvekili oluyorum. İşte böyle bir şey olabilir mi? Ve çıkıp Zafer Partisi milletvekili olarak da bunları söylüyorum. Beni dövseler yeri. Haksız mıyım? Açıkçası ben bir de şeyin, yani bunu söylemeli miyim bilmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepkisinden de rahatsız oldum. Yani şöyle rahatsız oldum, soruşturma açıyoruz, bir şey yapıyoruz. Madem politikanıza uymuyor, ihraç edin. Belki sonra ne derler bilmiyorum. Yani bana o çok garip geldi. Bilmiyorum. Sürekli bir sanki şey, paslaşma var. Yani. Bir garip bir parti değil yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir fikri yok, bir zikri yok, bir genel başkanı yok, bir şey yok yani. Ya genel başkan desin ki kardeşim biz bunu disiplin kuruluna sevk ediyoruz, orada savunmasını verir. Disiplin kurulu savunmayı uygun ve geçerli bulursa bir şey yapmaz, geçersiz size partimize gidin. Ama sözcü bir açıklama yaptı. Sözcü dediğin kim? Faik Öztürk. Faik Öztürk kim? Daha 3 gün önce genel başkan tarafından rezil rüsva edilmiş, paçavraya çevrilmiş bir sözde sözcü. Allah aşkına. Fatih Bey, muhalefetten hükümet kanadına geçiyorum. Bir rezillikten öbür tarafa doğru, öbür rezilliğe doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan. G20 Liderler Zirvesi'nde... Bu siyaset dışı. Anladım. G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir şey söyledi. Bir tarafta 735 milyon kişi açlıkla mücadele ederken diğer tarafta lüks, şatafat ve israf alıp başını gitmişse burada çok ciddi bir sorun var demektir, dedi. Doğru. Son derece haklı. Ben buradan payıma düşeni çıkardım. Şimdi o zaman ben şimdi Fatih Altaylı olarak bundan sonra gideceğim herhangi bir seyahate 747 jumbo jetimle gitmeyeceğim demektir bu. O oturduğum saraydaki 1000 odayının 995'ini kapatıp 5 odayı sığışacağız ailece. Seyahate giderken zırhlı S-600 makam araçlarımı başka bir nakliye uçağıyla gideceğim yere önceden yollamayacağım. Sokakta gezerken biliyorsun tehlike altındayım, 2000 korumayla gezmeyeceğim ve 150-200 araçlı konvoylarla dolaşmayacağım. Değil mi? İsrail yapacaksam
Bunu da herhalde bana söylüyor zaten. Ben de bu konularda sizi uyaracaktım. Yani bundan sonra dikkatli olacağım. Özellikle şu uçak meselesinde 747'yi bırakayım, A330'da gezeyim, tasarruf yapayım. Ya. Şimdi bazen bazı sözler güzel, kulağa hoş gelen sözler ama şimdi mesela o bunu G20 zirvesine söylemiş değil mi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Evet, evet. G20'de bunu söylediyse mesela havaalanında uçakları görünce ya da işte geldiği araçları görünce falan ne düşünmüşlerdir acaba diğer liderler, kime dediğini düşünmüşlerdir bilemiyorum. Yani bazen örnek olmak gerekir. Bunu başından beri söylüyoruz da yani. İşte bir A330, bir 700, Boeing 747, bir A319, bilmem işte kaç sayısını bilmediğim Gulfstream, Zart, Surt, bir sürü uçaklar, dev konvoylar falan. Tasarruf diyeceksek, biz yani şey olmaz, ele verir talkını, kendi yutar salkımı durumu iyi değildir. Örnek, yani kardeşim ben şu uçağımı satıyorum, parasını da depremzedelere veriyorum mesela. Yani komik olmuş. Ne diyeyim? Komik olmuş yani. Komikten de öte bir durum olmuş. Yani trajikomik olmuş. Zaten öyle bir örnek olmadığı için zannediyorum Mehmet Şimşek beyefendinin de kamuda tasarruf üzerine yayınladığı genelge... Kimse uymuyor. Kimse uymuyor. İşte bak işte bütün belediyeler, şu bu, herkes yeni ihaleler, yeni araçlar, Audi'ler, Mercedes'ler... Hediyeler. Hediyeler. Gırla gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... Yani yani hakikaten komik olmuş yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında başka bir sözü daha var. Biden'la yaptığı görüşmeyi açıklamış Cumhurbaşkanı Erdoğan. F-16 konusunda görüştük. İşi alıyorlar, götürüyorlar. İsveç'te İsveç diyorlar. Siz her şeyi kongre kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. TBMM. Şimdi bir kez daha bizim haklımız ortaya çıkıyor. Hatırlayacaksan bundan önceki NATO zirvesinde buluşmuşlardı, konuşmuşlardı bu konuları. Ondan önce ilginç bir noktaya değineyim istersen. Daha temel bir noktaya. İlk kez yani 20 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarda olduğu 21 yıldır ilk kez bir başkan, bir Amerikan başkanı bir ne Türkiye'ye geldi, iki ne de bir ne de Türkiye'nin başbakan veya cumhurbaşkanı, artık başbakan yok, cumhurbaşkanı düzeyinde bir yetkilisini, bir görevlisini Beyaz Saray'da ağırladı. İlk kez. Yani her başkana, işte Ecevit'te gitti, Çiller'de gitti, Özal'da gitti, hepsi gidip Amerikan başkanlarıyla görüştüler. Benim hatırladığım ilk kez, özellikle AK Parti'nin de kesinlikle ilk kez bir Amerikan başkanı Türk Cumhurbaşkanı'nı Beyaz Saray'da kabul etmedi. Bu ilginç. Bunu bir tarafa yazalım. Ve Türk Cumhurbaşkanı görüşmek için işte ya böyle uluslararası toplantıların gelmesini bekledi. Orada böyle kısa süreli görüşmelerle durumu idare etmeye çalıştı. Bu garip bir durum. Ama Allah tarafından İngiltere ile aramız fazlasıyla iyi ve İsrail ile de giderek daha da iyi oluyor. O da Amerika'nın boşluğunu dolduruyor. Çünkü zaten Amerika demek, İngiltere demek. Amerikan politikasının ne olacağını belirleyen aslında belki de İngiltere ve İsrail. O yüzden de bizim İngiltere ile aramızın iyi olması, hatta fazla iyi olması durumu toparlıyor diye düşünüyorum. F-16'ların meselesine gelince, işte NATO zirvesinden sonra bu konu açıldığında biz dedik ki F-16'lar için, İsveç'in eline okey diyor bunlar. Ama bize sorarsanız biraz bu iş zor demiştik ve F-16'ların garanti olmadığını söylemiştik. Şey ise, hükümeti destekleyen medya ise F-16'lar geliyor falan filan demiştik. Ben dedim ki ulan ne seviniyorsunuz? Yani F-35'ler verilmedi, F-16'lar da Kur'an yakını almanıza bağlı bir hale getirildi. Nesine seviniyorsunuz, ne sevinç çığlığı atıyorsunuz? Şimdi ortaya çıktı ki biz haklıymışız. Yani hala İsveç'in NATO üyeliğine onay vermezsek bize kullanılmış F-16'ları bile vermeyecektir. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği doğru. Diyor ki kardeşim sen Türkiye'ye yapılacak yardım, F-16, o, bu, şu her konuda topu kongreye atıp ya ben elimde olsa dükkan senin ama kongre var diyorsun. Ben de elimde olsa dükkan senin, ben de meclis var diyorum diyerek doğru bir yere temas ediyor. Söylediği doğru. Peki mecliste AK Parti'nin çoğunluğu varken bu geçer mi? Yani AK Parti MHP çoğunluğu varken bu geçer mi, geçmez mi? Şeyi hatırlayalım işte 1 Mart tezkeresini.
meclisin aslında AK Parti'nin oylarıyla geçmişti tezkere. Ve CHP'nin red oylarına AK Parti'nin de birkaç kişi eklenince salt çoğunluk sağlanamadığı için geçmemiş sayıldı. Bu sefer öyle bir durum da söz konusu değil. O yüzden büyük ihtimalle İsveç'i üye yaparlar, F-16'ları da alırlar, sevinç çığlıkları da atılır. Bu yani bu tarafı sanki tura at gibi geliyor bana. İnşallah yanılıyorumdur. Peki F-35'ler ne olacak Fatih Bey? Vallahi onları unuttuk galiba zaten. İşte F-35'ler için yaptırdığımız gemiyi şimdi dronları indirip kaldırmak için kullanacağız. İnşallah indirip kaldırabiliriz oradan dronları. F-35'ler yani ne de havada bulut F-35'leri unut durumu oldu galiba. Rusya'yı kızdırdık. Kızgınlıkları geçsin diye şey aldık. S-400 savunma sistemini aldık. S-400 savunma sistemini aldık diye Amerika bunu bahane ederek F-35'leri vermiyor bize. Ama benzer savunma sistemini bulunduran Yunanistan'a projenin içinde bizim gibi baştan beri olmadığı halde F-35'leri veriyor. Biz ise F-35'leri artık tamamen vazgeçmiş bir görüntü sergileyerek F-16'ların peşinde koşuyoruz. Bunun için de İsveç'in NATO yönüne evet deme noktasındayız. Buna da onurlu dış politika, dünya gücü falan filan diye yerse yapıyoruz ama güzel tarafı yiyor. Bir kısım yiyor. Araya hemen bir şey daha sıkıştırıyorum Fatih Bey. Cihat Yaycı beyefendiyle yaptığınız program Yunanistan dediğiniz için aklıma geldi. Aha. Hemen araya ekledim. Orada geniş biçimde medyayı aksetti. Evet. Evet, mavi vatan konusu aslında tekrar Yunanistan tarafında da medyaya aksetmiş. Evet. Ama bize gelirse de mavi vatan diye bir önceliği kalmadığı için yani Yunanlılar rahat olsunlar yani. Ya açıkçası onlar bizden daha tedirgin gibi hissettim ben. Yani. Çünkü yani mavi vatan tekrar canlanırsa Yunanistan açısından hoş bir şey değil o baktığında. O yüzden onlar tedirgin olmuşlar bizim bu söylemimizden. Ama olmadan gelecek bir şey yok. Bugünkü iktidarın mavi vatanla bir ilişkisi kalmadı artık. Fatih Bey, bir diğer konu biraz magazinsel. Engin Polat beyefendi eşi Dilan Polat hanımefendiye evlilik yıl dönümünde uçak hediye etmiş. Al. Sosyal medyada gündem oldu. Gündem olmasını ve sosyal medyada konuşulanları nasıl yorumlarsınız? Şimdi ben bu dediğin çifti hemen hemen hiç tanımıyorum. Yani hiç tanımıyordum. Hatta şöyle oldu. Bir gün bir yerde böyle bir Dilan Polat falan bir şey. Bu ne dedim? Adiler bilmiyor musun? Çok meşhur bunlar falan. Nesi meşhur dedim. İşte bunlar güzellik salonu, karı koca, işte Instagram fenomeni falan. Ha dedim. İlgilenmedi de konuyla. Ama dün değil, önceki gün konu gündeme gelince işte biliyorsun 3 gündür de tatildeydim, 2-3 gündür de. Orada işte internete bakarken gördüm. İlgimi de çekti. Okudum. Kocasına da hatırlamıyorum ama Dilan Polat diye birinden haberim var. Şöyle olmuş, kocası buna uçak hediye etmiş. İşte bu uçaktan ötürü de buna bazıları hakaret etmişler, görgüsüz falan filan bir şeyler demişler. Birincisi, bana sorarsan bu iş tamamen palavra. Bir uçak hediye edilmemiştir. Niye edilmemiştir? Edilemez. Yani sen güzellik salonu işleterek istersen Türkiye'nin her tarafına işlet bir uçak alamazsın. O uçaklar 20-25 milyon dolarlık uçaklar. Öyle zırt pırt ben karımı aldım, ben kocamı aldım olmaz. O uçak kiralıktır büyük ihtimalle. Zaten dünyanın pek çok yerinde de bu YouTube fenomenleri, TikTok fenomenleri, Twitch, Switch falan filan gibi ne kadar fenomen varsa bunlar uçakları kiralıyorlar. Hatta şöyle de olmuş, bazı yerlerde uçak da yok ortada. Uçak kabini gibi yapılmış, bu odada böyle bir tane bir şey duruyor, özel uçağın kabini gibi. Bunu işte saati 200 dolar, 300 dolar, 500 dolar kiralayıp orada böyle fotoğraflar çektiler kendi kendilerine. Ne o selfie'ler yaptırıyorlar ve sanki uçaktaymış, müthiş lüks bir hayatları varmış gibi takipçilerini kandırıyorlar. Ne diyor? Takipçi kasmak mı deniyor? Takipçi kasıyorlar. İşte bu Türkiye'de var, dünyada yok. Amerika'da var. Yani iki tane görgüsüz, iki tane homojen olmaktan uzak ve kalitelisiyle kalitesiz arasında müthiş bir uçurum olan ve kalitesizin giderek kaliteliyi kovmaya başladığı toplumlarda oluyor bu. Dilan Polat da şeyde, yani Kim Kardashian ne halt ediyorsa bunlar da benzerini yapmaya çalışıyor. Ama fark şu, Kim Kardashian bu işten çok para kazanıyor, bunlar o kadar çok para kazanamıyorlar. Bunların kazandığı para da Türkiye ölçüsünde çok olabilir belki. Ama uçak almaz. Ama hani bunda çok eleşecek bir şey var mı? Bence yok. Bize ne? Yani iki tane, ne diyeyim, parayı sonradan görmüş,
nouveau riche dedikleri, yeni zengin dedikleri ya da yeni zengin olmaya çalışan ama kültürel altyapısını henüz oluşturamamış tiplerin normal davranış biçimi bu. Vay! Ne vayı ya? Bunlardan dolu haber yerde. Amerika'da bunların 10 bin tane var. Bizde de işte 15-20 tane var. Var abicim bunlar. Bunların bana bir zararı da yok aslında. Topluma da bir zararı yok bunların. Var mı bilmiyorum yani. Şu olabilir yani. İnsanları havadan para kazanmaya falan itiyor diyebilirsin ama ondan daha kötüleri var Türkiye'de örnek olarak. Yani bu müteahhitler, şunlar, bunlar. Onlar daha kötü örnekler. Cemalse bunlar kendi çaplarında bir şeyler yapıp kakara kikiri, işte uçaktan poz, işte danslar, maslar. Bugün bir tane daha gördüm. Şimdi gelirken uçakta bakıyordum şeyde haberlere. Yatak odasında dans mas etmişler falan böyle. Acayip acayip işler. Yani bana göre değil. Ama bunları izleyenler bunlardan mutlu oluyorsa, bunlar da onların mutluluğu üzerinden, onları mutlu ederek para kazanıyorsa, yani Türkiye'deki ne en kro bunlar, ne de ilk kro bunlar, ne de son kro bunlar. Bunlar hanzoluk. Ama memleketin ortalaması bu düzeyde ise bunlar da o averaja hitap ediyorlar. Yani şimdi mesela benim Instagram'da takipçim kaçtır? 250 bin falan galiba. Bilmiyorum yani. İşte o kadar olmuştur herhalde. Şimdi şuradan baksak telefonda ama Dilan Polat'ın kaç takipçisi var? Dur kaydı durdurup bakacağım. Bakacağım abi merak ettim. Abi Dilan Polat'ın 6 milyon 700 bin takipçisi varmış. Şimdi bak. 6 milyon 700 bin. E abi. Böyle başa böyle tarak. Böyle halka böyle ünlü. Bak ne diyorum bize de has değil bu hani. Bizi bile eleştirmiyorum. Amerika'da böyle abicim. Yani homojen olmayan, kültürel altyapısı bozuk, işte belli bir kitlesi bu gibi işlerle fazlasıyla ilgilenip eğlenen ve geri kalan her şeyi görmezden gelen, duymazdan gelen veya fark etmeyen veya farkında olmayı tercih eden bir toplum. Şimdi yani bütün bu olan bitenin suçlusu Dilan Polat mı? Yani Dilan Polat olmasaydı Türkiye şahane bir yer mi olacaktı ve herkes çok kalite mi olacaktı? Allah aşkına. O yüzden ben izleyen izlesin abicim. O da işte karıma uçak aldım, helikopter aldım, onu aldım, bunu aldım. Tabii seviye düşmesin yani. Şimdi yatak odası falan bunlar garip bana göre. Ama millet de bunu istiyorsa ne diyeyim şükredelim Dilan Polatlara. Yani ayrıca da yani bunları bu kadar sert ve hakaretlerle eleştirmemize gerek yok yani. Bir sene istemeyen bakmaz. Sen sormasan benim aklımda Dilan Polat yok. Bugün gördüm, güldüm, geçtim yani. Gel bana ne Dilan Polat'tan? Kocası ne İbrahim Polat mı? Yok o değil. Engin Polat. Engin Polat. Ya yani böyle bir şey olabilir mi ya? Bize ne abi ya? Yani niye benim hayatıma sokuyorsun bunu? Ben bunu görüp gülüp geçiyorum yani. Niye bunun üstüne bahsetmek zorunda kalayım ben? Bana ne Dilan Polat'tan? Ben de sorarak biraz daha yani sokmuş oldum. Köylü güzeli bir kadın işte. Ne diyeyim ben ya? İşte orada bir güzellik merkezi varmış. Ne yapıyor bilmiyorum ya. O güzellik merkezi ne yapılıyor onu da bilmiyorum. 7 milyon yakında takipçisi var Instagram'da. Allah selamet versin. Benim meselem değil. Ne kızarım, ne eleştiririm, ne de umursarım. Hani kör satıcı, kör alıcı meselesi abi bize ne? Fuat Bey son olarak dün sonunda Teke Tek Bilim'in ilk bölümünü yayınladı. Evet. 500.000 izlendi aşağı yukarı şu an. Zannediyorum. 12 saatte 500.000 izlendi. Evet. Hala da izlenmeye devam ediyor. Çok o, uzun zaman izleniyor. Milyona geçer. Kesinlikle. Orada da bir kısım internette viral oldu. Kısım da şuydu, Celal Şengör Hoca İstanbul depreminden bahsetmişti. Hı hı. Daha önce siz yazmıştınız. Yazdım, konuştu, etti falan. Videolarına tekrar bahsetti, o kısım da viral oldu. Vallahi onun üzerine pek konuşacak fazla bir şey yok. Yani ben bunu daha önce yazdım, daha önce burada onun üzerine konuştuk. Celal'in İstanbul'u terk etme arzusundan çünkü deprem sonrası İstanbul'da kalanların ya keşke depremde ölseydik diyecek noktaya gelme ihtimallerinden bahsettik. Bunu tekrardan Celal bunu bir kez daha söyledi. Yine viral oldu. Tabii bizdeki şey enteresan mesele. Bazı şeyleri insan 3 günde unutuyor mesela. Bir hafta önce veya bir ay önce konuşulmuş mesele. Bugün sanki yeni söylemiş gibi bir daha. Ya bu kadar hafızalık olmaz. Ya biz bir şey söylüyoruz veya Celal bir şey söylüyor veya Celal burada bir şey söylüyor veya başka birisi. Sonra 3 gün sonra onu başka birisi söylüyor. Sanki burada hiç söylenmemiş, hiç konuşulmamış muamelesi görüyor. Bunlar acayip olmakla beraber ama Celal'in bu konuda bir duyarlılık yaratma konusunda çok başarılı olduğunu ve bir kez daha başarılı olduğunu gördük. Tabii bu duyarlılık yaratılıyor da ne oluyor?
Hiçbir şey olmuyor. Yani 3-5 gün konuşuluyor, hatırlanıyor falan filan. Sonra kapanıyor. Ne zaman bir deprem olup milletin bir ödü patlayınca tekrardan bir, ya bir dakika Celal demişti falan. Biz bir Fatih Altaylı'ya soralım. Bir program yap abi falan. Sonra ya abi hep deprem içimize ferahlık geldi. Böyle bir şey var. Sonuçta bir şey olacağı yok yani. İşte ölenler ölecek, kalanlar daha sonra ölecek falan. Böyle bir rezillik olacak depremden sonra. İşte vahamet şu. Sen başka bir şey söyleyeceksin. Sana bir video yollayacağım buradan. Sen de bizim izleyicilere paylaşırsın. Şimdi bu bana deprem bölgesinden diye geldi. Sonra ben öyle her videoya sosyal medyadan şuradan elime geçen inanmam. Soruşturdum yani. Bölgede iş yapan bazı arkadaşlara sordum bu doğru mu diye. Doğru imiş. Gerçi dezenformasyonla mücadele merkezi de yarın bununla ilgili bir şey söyleyebilir belki bilmiyorum ama deprem bölgesinde yapılan inşaatlara ilgili. Şimdi bir inşaattan görüntüler var. Birisi bir arkadaşım yollamış bunu bana. Büyük ihtimalle bugün yayılacaktır zaten internet ortamında, sosyal medyada. Bir inşaattan görüntü bunlar. Beton dökülmüş. Gayet demiri, memiri falan filan yerinde. Demirden çalınmışlar. Ama beton yok. Beton dökülememiş. Yani betona dökmüşler, betonlar şey kalıpların içine girmemiş ve çelik, demirler duruyor, beton yok. Yani beton armesi var, betonu yok. Demirler var, beton yok. Ve görüntü korkunç. Tabii ki onarılabilir. Yani oralara yeniden beton dökülür, bilmem ne olur falan filan ama bütünlük ne olur ne olmaz onu bilmiyorum. Bunun üzerine ben tanıdığım mühendis arkadaşlarımı aradım. Dedim ki bu ne? Dediler ki deprem bölgesinde çok yoğun bir şekilde sıkıntılar var. Sıkıntının sebebi şu. Bir, yeterince kalifiye eleman yok. Bu daha önce de konuşmamız üzerine. Yani orada bu denli yoğun bir inşaat faaliyetini bu denli çabuk yapabilecek bir insan potansiyeli yok. Bu yüzden de şeyin kalifiye elemanların ücretleri çok yükseldi. Pek çok firma bu ücretleri karşılayamıyor. Karşılayamadıkları için de daha az kalifiye elemanlarla hatta kalifiye olmayan elemanlarla iş yapıyorlar. Fakat o zaman da yaptıkları iş işte böyle hatalı sonuçlar verebiliyor. Bu görüntülerdeki mesele de şu. Zaten hava çok sıcak bölgede. Bu sıcak havada beton dökülüyor. Bunun için özel bir beton dökülmesi lazım. Ve vibratörlerle bunun akışkanlığını sayar. Çünkü sıcak havada akışkanlık daha çabuk kayboluyor. Ama elde malzeme yok. O kadar çok inşaat var ki bu kadar çok inşaatı aynı anda kaliteli biçimde yürütebilecek teknik ekipman yok. O yüzden de bunlar olmuş. Acele yapacağım diye, hızlı yapacağım diye yanlış ve kötü işler yapılıyor. O firmada orada çok 4 milyarlık galiba iş alan bir firmaymış. Ve işte görüntüler bir felaket. Düzeltilir mi? Büyük ihtimalle düzeltecektir. Öyle kalmaz o iş. Ama doğru düzgün yapılsa da düzeltilmese ve işte o betonun yapısal bütünlüğü bozulunca ne olur ne olmaz falan bunun hepsi tartışmaya açık. Büyük ihtimalle yarın öbür günde onları tartışıyoruz. O görüntüyü de paylaşalım izleyicilerle. Çok ilginç yani. Fatih Bey benim bugünlük sorularım bu kadardı. Oh teşekkür ediyorum Emre'cim. Sana teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren bu pazartesi itibaren her pazartesi bizim bu rahat konuşmamıza sponsor olan pazartesi ve cumartesi günleri iCrypex'e de bir kez daha teşekkür ederim. Çünkü hakikaten yaptığımız iş kolay bir iş değil. Seyahatlere gidiyoruz, masraflar var, şunlar var, bunlar var. Buna bir katkıda bulunmalarından ötürü de onlardan da ben açıkçası tavırlarına çok memnun kaldım. Sağ olsunlar. Öyleyse yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere benim. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Fatih Altaylı yorumluyoruz sundu.